Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videosundan selamlar. Bugün arkadaşlar sezon 10'da neler geldi? Royal Pass'leri falan inceleyeceğiz arkadaşlar. Yanımda Serkan var, hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün bakalım şaşıracak mıyız, şaşırmayacak mıyız, neler oldu? Beni biliyorsunuz 10. sezonda hani ben RP'yi belki hani yükseltmem falan diyordum. Çünkü az çok böyle bir görmüşüm diğer serverlardan. Elimize ulaşmıştı neler geldi. Onun dışında arkadaşlar daha Royal Pass'a bakmadan önce Ekin yeni gelen haritamızı göstermek istiyorum. Harabeler illa girip oynamışsınızdır. Burada arkadaşlar normal ölüm maçının farklı bir haritadaki hali oldu. Normal takımlı ölümün harabelerdeki kısmı oldu. Ve yeni Royal Pass'imiz geldi. Teması da yabani öfke olması lazım. Yine yani işin içinde bir Fury var yani. Şurada ne var ya? Bunlar ne? Ha, Royal Pass güncellemesi. Burada bizim bir sıralamamız olmadı değil mi? Aynen. Adamlar uçtu zaten Royal Pass'te. Ben daha yeni açacağım. Ben UC'yi yükledim. Yeni M4 gelecek dediler. Geliştirilebilir. Ama baktım hiçbir yerde göremedim. Herhalde bir gün sonra falan olabilir diye düşünüyorum. Şurada bir dakika bir şey yok herhalde değil mi? Ha. Bizim burada bir şeyimiz yok. Tamam, Royal Pass'i bir açalım arkadaşlar. Gelen yenilikleri bir göz atarken diğer güncellemelerden bahsedelim neler geldi diye. Biliyorsunuz yeni bir aracımız var. Zima diye biliyorum. MP5K var. Bunlar Weekend haritasında. Orada bulabiliyoruz. Onun dışında dediğim gibi yenilik olarak yeni haritamız takımlı ölüm maçına geldi. Şöyle Pass'i bir yükseltelim derken şurada ne yazıyor? Ha tamam. Yükselttiğimizde alacağımız eşyalarımız var burada. Ben normal bir şöyle 1800'lük yükseltmek istiyorum. Satın alındı. Topla kardeş. Ha. Arkadaşlar burada gözüme çarpan ne oldu? Yeni bir güdümlü oldu. Büyük ihtimal hani bizim güdümlümüz solda isim çıkarıyordu. Büyük ihtimalle bunda da olacağını düşünüyorum. Tabii kullanmak lazım. Uykusuz şehir el bombası. Olabilir. Bir değil mi? Simgesi olabilir belki. Hani bir simge oluyor çünkü benimki de böyle. Böyle bir desen vardı sonra isim çıkmaya başladı hani soldan. Aynen. Şöyle hepsini al diyelim. Şöyle bir şey vardı. Ha, Weekend için yeni desenimiz. Şöyle bir ufaktan bakacağım. Şunu. Aa, kademe kartı, bak ben bunu çok seviyorum. Şundan var ya 5-10 tane olsa. Şimdi yoğun bölgeleri atacağız biliyorsunuz arkadaşlar. Artık rank kısmına başlıyoruz. Fatih'e doğru ilerleyeceğiz. Yayınlara da gelebilirsiniz. Facebook'ta yayınlar açıyoruz. Orada canlı canlı bir şekilde nasıl rank kastığımızı görebilirsiniz. Şu ne? 3 tane diyor ama. Bir bakacağım ona. Galiba bir spreye benziyor. Bayağı da UC'lerimizi geri verdi. Yatırdığımız UC'leri geri aldık gibi bir şey. İlerlediğimizde UAZ'ımız var. Ben gördüm, güzel. Ya ben kesinlikle UAZ'ımdan vazgeçmem. Tamam mı? Bak bu UAZ tamam, bu da iyi. Ama ben UAZ'ımdan vazgeçmem. Benimki bayağı bir eski. Hani oyunda da neredeyse hiç karşılaşmadım diyebilirim. Aynı oyunda iki tane UAZ'dan görmedim. O yüzden ben eski UAZ'ımı kullanmaya devam ederim büyük ihtimal hani bu gelse de. Şöyle ilerleyelim. Uçak desenimiz var. Normal. Güzel. Ha, şöyle bir stilimiz var. Şu kart işimize yarayacaktır. Şurada bir kıyafetimiz var. Arkadaşlar sizler de yorumları beğendiyseniz hem likelayıp hem de şöyle bir yorum yapabilirsiniz. Nasıl sizin için de bu Royal Pass? Hani güzel mi? Beklediğiniz gibi mi? Şöyle biraz daha ilerleyip bakmak istiyorum. Buna müzik eklenebilirmiş ya. Bak. Sandık diyorum ya. Kask. Kask olarak bilmiyorum, çok büyük ya. Bayağı böyle belli oluruz yani. Bayağı belli eder bizi sanki ya. Rengi de çok çırpak ya. Evet. Şöyle bir şeyimiz var. Ya ben ondan beklediğimi alamayacak gibiyim. Yani son böyle bir kıyafet var. Bilmiyorum bunun için fullenir mi? Kaskı bir iptal et. Şu yeşil var ya. Kaskı mı?
orada bir tane daha bir şey vardı. Tamam. Böyle güzel, böyle güzel de. Ben normal görevlerle yükselmeyi düşünüyorum ya. Hani direkt fullemeyi düşünmüyorum. Diyorum ki hani görevler de olsun, görevlerle birlikte ilerleyeyim. Bu yüzden o şekilde bir şey yapacağım. Bunlar ne ya böyle? Ha, şunun içinden neler çıkıyor? Aa bak bunları görüyor musun? Bunlar grafiti, aynen ha, grafiti ya. Yeni grafitiler gelmiş. Şöyle bir çantamız var. Bu kısımda da. Ya ben normalde geliştirilebilir M4 için sezon 10'u çok bekliyordum. Onu da göremedim. Onu da göremedim açıkçası. O yüzden ne yapıyoruz? Bugün yine sandıklardan klasiğe geri dönüyoruz. Yine aynı şeyleri yaşayacağız. İhtimaller sıfırlandı. Buz diyarı çıkarabileceğimi düşünüyorum ya. Harbiden. Bu sefer o buz diyarını çıkarırım diye düşünüyorum ya. Bayağı bir UC'miz var. Hepsini yatırmam. Ya bundan var zaten, dur. Tekrar. Bir böyle 10 tane tekli açacağım. Sonra 10'lu yap. Spreylerden çok vuruyor. Stick, yani aynen şeyler, spreyler. Ya aa işte daha iyi şeyler mi? Klasikten mi? Tabii tabii. Şimdi bak şu iki tanesini ücretsiz sandık açıyorsun ya, genelde ihtimalle daha yüksek oluyor. O yüzden ben ilkimi ücretsizleri açacağım. Devamında ne geliyor? Bir ya şunu geç atmam lazım. Şöyle yapayım ben. Şimdi yeniden diyeceğim. Aa UMP gelme. Çok valla bir sürü oldu ya. Şöyle biraz deneyeyim. Onunla açacağım. Bu süvari seti geldi de. Yeni çıkanlardan mı bilmiyorum. O son nokta yatarız. Şu kıyafetleri var ya, kaçıncı çıkarı şimdi buraya. Tamam bir kez daha. Kapat. Bir onlu yapacağım. Onlu sanki daha güzel çıkıyor. Evet evet. Aynen şu an. Neyse. Çok iyiydi. Oha hiç efsane çıkmadı. Aa biz bittik ya. Ben yine hüsranlarla karşılaşacağım. Motorcuyum zaten. Bir kez daha onu yapayım ya. Bir kez daha onu yapacağım. Ya ben ne şanssızım ya. Hep mi aynı şeyler çıkar ya? Vallahi. Çok berbat. Bir kurşun daha atacağım kendime. Ücretsizlerden devam ediyor mu da böyle? Ya. Harbiden ya. Ya baksana hani ben sanki var ya buraya, bence kalsın. Ben buraya sanki var ya parçacık almaya geldim ha. O gösterimi böyle miydi senin? Ödülleri al demedik mi biz ya? Hepsini al demiştim sanki. Aa bu... Ha bak Uaz geldi. 33'e çıktık. Uaz'ı aldık gibi bir şey. Arkadaşlar hani bu sezondan pek ümitli değildim zaten ya. Vallahi. O yüzden pek de şey olmadı gibi. Geçen sezon as olduğumuz için isim kartı vermiş. Bunu kullanalım. Çerçeve ve avatarlar falan var. Neyse. Başka yenili bir şeyler bir bakmaya çalışayım. Şöyle training'e bir girelim. Evet arkadaşlar, yeni gelen silahımızı göstermek istiyorum. MP5K hafif makineli arkadaşlar. Özelliklerine baktım. Arkadaşlar o kadar yüksek bir şey beklemeyin. Mermi sayısı yüksek olduğu için hani birazcık umut vaat ediyor. Onun dışında hafif makinalarımızdan bir tık alt seviyede MP5K. Sekme olayına bakmak istiyorum bir.
Dehşet bir sağa sola sekmesi var ya. Sağa sola sekiyor değil mi? Evet. Hani zaten hafif makineler genelde sekmiyor. Genelde hep sağa sola atar. Bizon'da geldiğinde bu şekildeydi. Örneğin şöyle bir deneme yaptığında sağa sola deli gibi atıyor. Deli gibi. Mermi hızı çok yüksek arkadaşlar. Bayağı bütün mermileri anında böyle adamın üstüne boşaltabilirsiniz. Yanınızda bir araç varsa ona boşaltabilirsiniz. Bak neyse mermimiz... Oha bu ne? Oo. Ciddi mi ya? 11 mermi sıktın en son. En son 11 mermi sıktın. Ona bir başkası sıkmış olmadı ya. Öyle duman çıkaramaz. Varsa... Yok ya öyle bir şey olamaz. Çünkü baktım hasarına böyle bir hasar yoktu. Bir dakika tekrardan bir mermi almam lazım benim. Yo adama bak. Ha kendini şu benzinlerle mi patlatıyor, ne yapıyor? Oo fazla etki olsun diyor. Aynen öyle benzini falan da koyuyor. Ben şunu bir patlatayım. Sıfır alacağız bakalım ya. Bu şimdi yenilenecek. Yani yenilendiğinde UAZ'a denemek istiyorum. Genelde UAZ'ı kullanıyoruz ya. Adamlar bakalım MP5K ile bizi patlatabiliyorlar mı öyle ya? Ha, 40 mermi attım, daha yeni duman çıkmaya başladı. Yani normal aslında. Yani ortalama 70 mermi de ya da 65 belki de, fazladan da sıkmış olabilirim. 60-65 mermi de arkadaşlar bir UAZ'ı patlatabiliyor. Onun dışında arkadaşlar biliyorsunuz bunun şeyleri geldi, desenleri geldi. Onu Royal Pass'ten alabileceksiniz. Bir de Zima'mız vardı. Zima mıydı ismi? Arkadaşlar yeni Weekend'i aracımız da burada. Onu da sizlere göstereyim. Yeni güncellemedeki şeyler bunlar arkadaşlar. Yani sizlere göstermek istedim. Yani durum bu. Tamamen bu durum. Araç iyi ama ben bu aracı beğendim. Geçen gün de testini yaptım bunu. Araç iyi. Araçta sıkıntı yok. Weekend'i de güzel gider. Yani sadece Weekend değil, diğer haritalar için de çok uygun bir araç. Ama Weekend diye vermişler sadece. İyidir ya. Ufak tefek takla atsa yine kendine gelir. Yani ters dönüp kalmaz yani bu araç. Bayağı iyi. Ama yakın zamanda arkadaşlar bir Dacia'mız gelecek. Süper araba şeklinde, böyle bayağı spor. Onun dışında da bir M4 geliştirilebilir gelecek. Onun için de bir UC'yi oralara bir yatırma şeyi yapabilirim. Çünkü amacım oydu. Ya buz diyarı için ya da onun için uğraşacağım yine. Ama bahtsızım ya. Buz diyarı bilmiyorum. Gelir mi gelmez mi? Bu videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Beğendiyseniz likelamayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Serkan kanalı da açıklamada olacak arkadaşlar. Ona da abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.